Ali Yalçın'a sorarak başlayayım. Sayın Yalçın, evet. Ne dersiniz Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına efendim? Şimdi sınavsız sistem tabii ki mümkün. Mümkün değil mümkün diyemeyiz. Değil. Bu anlamda dünyada, yani dünyada çeşitli uygulamalar söz konusu. Dünyadaki uygulama örneklerine baktığımız zaman Amerika'daki uygulama lise notları, standart yetenek ve referans mülakat notları üzerinden şekilleniyor. İngiltere, Fransa, Avusturya, Avustralya, Almanya, Hollanda, Finlandiya, İsrail, bunların tamamı olgunluk sınavlarıyla, bitirme sınavları üzerinden üniversiteye ilişkin şekillendirme yapıyor. Peki. Ses geliyor değil mi? Ses geliyor, geliyor. Yok. Geliyor, evet. Buyurun. Bunlar üzerinden parametrelerini belirliyor ama işte İspanya aynen bizdeki sistem gibi merkezi üniversite sınavı ve lise notlarını dikkate alıyor. İşte burada Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya gibi ülkeler de merkezi sınav sistemini uyguluyorlar. Bunlar sadece bir parametreyi dikkate almayıp birkaç parametreyi dikkate alan olduğu gibi sadece bizdeki sistem gibi işte İspanya aynısını uygularken bazıları da lise notlarını dikkate aldığı gibi standart yetenek sınavı uygulayanlar da var. Onun için çeşitli kombine sistemler dünyada yaygın. Bu açıdan olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Ama meseleyi sadece sınavlara indirgemek yanlış olur. Akif Bey. Türkiye'de eğitim programının eğitimin kendisini tartışmak lazım. Yani eğitim sisteminin kendisini tartışmak lazım. Yoksa sadece sınavı tartışırsak bu anlamda çok büyük bir hata yaparız. Sorun YKS sorunu değil. Sorun eğitim sistemi sorunudur. Olaya buradan bakmak lazım ve tartışmayı bunun üzerinden yürütmek gerekiyor. Bir bütünlük içerisinde ele almak lazım. Bu açıdan şunu ifade edeyim. Mesela bu sene bu tartışmayı yapıyor olmamızın nedeni nedir? Pandemi sürecinde, salgın sürecinde sanki normal bir dönemmiş gibi öğrencilere sorulan sorular ve öğrencilerin bazı derslere ilişkin, bazı soru kalıplarına ilişkin yaşadığı travmatik durum üzerinden bu tartışma gündeme geldi. Sanki normal bir zaman yaşıyormuşuz gibi, öğrenciler bu dönemde eğitimi tam olarak alabilmiş gibi bir düzenleme üzerinden sınavda öğrenciler bir travmanın, bir stresin içerisine çekildi. Bu doğru bir şey değil. Yani meseleyi biraz genişten görmek gerekiyor, genişten almak gerekiyor. İmkan ve fırsat adaletinin tam olarak sağlanmadığı zeminlerde sanki her şey eşitmiş gibi bu konuda yapılacak merkezi ölçümler de öğrencileri bu anlamda travmaya sokuyor. Ve merkezi sistem aslında öğrencileri değil, ben size söyleyeyim. Merkez sistem aslında eğitim sistemini, merkezi sınav aslında öğrenciyi değil, eğitim sistemini test ediyor. Yani sınıfta kalan bir şey varsa öğrencinin kendisi değil, eğitim sisteminin kendisidir. Bu anlamda olayı buradan görmek lazım. Yoksa öğrencilerin yeterliliğini, dersteki katılımını, dolayısıyla kabiliyetlerini, yeteneklerini, becerilerini ölçen bir sistem olduğunu söyleyemeyiz. Bu açıdan eğitim sistemine ilişkin tartışmayı doğru yerden almak gerekiyor. Ben de doğrusu yadırgadım bu sınavda öğrencilere ilişkin sorulan bu zor soru sistematiğini sorguladım. Bu doğru bir şey değil. Bu sanki YKS sorularıyla beraber sosyal maliyet üreterek bir çelme takma hareketi midir? Ben de bu konuda kuşkular ve kaygılar taşıyorum. Ne demek efendim bu? Belki ileri bir yorum olarak adlandırılacak. Ne demek istediniz Sayın Yalçın? Şunun için öğrencilerde travma ve mutsuzluk hali oluşturmak onları muhalif davranmaya, intikam almaya sürüklemektedir. Onun için yetkililer bu tip konularda çok daha dikkatli davranmak durumunda. Mevcut şartları da dikkate almak zorunda. Öğrenciler mevcut şartlarını dikkate almadan pandemide eğitim ciddi anlamda verildi mi verilmedi mi bu tip konulara çok fazla odaklanmadan Sayın Yalçın çok ilginç bir yaklaşım. Doğru mu anladım? Özür dilerim bölüyorum. Doğru mu anladım? Sınavda öğrencilere zor soru sorarak buradan hükümet karşıtı üretmek gibi bir şey mi söylemek istediniz? Bu soruyu akıllara getirmiyor değil yapılan iş. Çünkü işi biraz düzgün yerden görmek lazım. Öğrenci normal Sayın Erkut, Sayın Erkut çok hakikaten olağanüstü tepkiler verdi. Söz vereceğim. Siz buyurun tamamlayın. Verebilir. Saygı duyarım. Dolayısıyla herkesin tepkisi farklı olabilir. Ama şunu dikkate almak lazım. Bakın biz bu pandemi sürecinde Akif Bey iki tane rapor yayınladık. Birincisi okulları güvenle açmak öğretmenle veli araştırması.
bir diğer de pandemi döneminde öğrenme kaybı diye iki tane rapor yayınladık ve dünyadaki tüm örnekleri de bu süreçte adım adım izledik. EPSAM ekibimiz bizim bu konuda yetkin bir ekip ve eğitime ilişkin tüm süreçlere ilişkin odak analizler raporla yayınlanan bir ekip olarak işi bilimsel anlamda ölçerek bir bakış açısı ortaya koyuyor ve eğitim politikalarına bu konuda nitelikli bir görüş sunmaya çalışıyoruz. Öğrencilerin 3'te 2'si canlı dersleri takip edemedi. Bakın canlı dersleri 3'te 2'si takip edemedi. Salgın sürecinde okulları en uzun süre kapalı tutan ülkelerin başında OECD ülkeler içerisinde, Avrupa ülkeleri içerisinde Türkiye geliyor. Yani bu anlamda çok başarılı bir sınav verdiğimizi söyleyemeyiz. Okulları öncelemek yerine biraz öteleme seçildi bu süreçte. Bunların dikkate almadan öğrencilerin teknolojiye erişimi, derse katılımı konusu dikkate alınmadan ya da mesela yaptığımız raporda, araştırmada öğretmenlerin %41.6'sı sadece tanımlı müfredatı tamamlayabildiğini söylüyor. Ya da %19'unun hatta 19.9, %20 diyebiliriz. Dersleri düzgün takip edemediğini söyleyen geniş bir kitle var. Eşitsizlik salgın sürecinde aslında daha da derinleşti. Şimdi böyle bir süreçte siz kalkıp sorularla ilgili travma üretecek kadar öğrencilerin tüm özgüvenini düşüren, öğrencileri bu anlamda psikolojik olarak tartışmanın içerisine çeken bir yöntem uygularsanız bunu ister istemez bazı insanlar ya ne yapılmak isteniyor diye ne yapılmalı sayın Yalçın? Öğrenciler de, veliler de, öğretmenler de bu tartışmayı yapıyorlar. Akademisyen arkadaşlarımız farklı düşünebilir ama ne yapılmalıydı konuda sayın Yalçın? Yani sınav mı yapılmamalıydı ya da sınavsız olmasının beraberinde getireceği sorunlar? Hayır, soruları bu kadar zor sormak öğrencinin özgüvenini yok etmek çok anlamına gelir. Öğrencinin yapabileceği soru Ali sistematiğini Bey bazen dikkate almak. Yani soruları hocam, çok aşırı zor sorarak çocukları ölçmek mümkün olduğu gibi ortalama soru sistematiği üzerinde de çocukları ölçmek mümkün. Yani burada zaten çocuklar bir sıralamanın içerisine girecekler. Peki. Ali Bey'le buyurun. Ya bu sınavın amacı hocam, sonuçta yerleştirmek. Yani öğrencileri sıralamak. Zor ya da kolay olması sonucu değiştirmez ki. Ha, değiştirmez ama öğrencinin psikolojisini alt üst eder. Öğrenciyi bu anlamda intikam duygusunun içerisine sokar. Eğer bu çok başka bir yere gitti tartışma. Tamam, yani bunu neye dayanarak söylediğinizi bilmiyorum. Yani. Ali Bey, şimdi sonuç itibariyle ben diyorum ki şu an ekranda 5 kişi görünüyor. 1 kişiyi alacağım. Değil mi? 4 evet. Kişiyi almayacağım. Doğru. Yani bir kontenjanım var, 5 kişi görünüyor. Orada sınavda zor mu sordum, kolay mı sordum önemli değil ki. Sonuçta 4 kişi kaybedecek, 1 kişi girecek. Yani siz diyorsunuz ki burada zor sorarsanız, zor soru gelirse bu 4 kişi daha çok düşmanlık geliştirecek sınavı yapana yönelik. Halbuki ama her durumda yani seçemiyorsun. Fark etmez ki. Selçuk Hocam, buyurun. Şunu söyleyeyim. Eğer sınavda soruların dikkat ederseniz sıralama şekli ilk başta çocukların özgüvenini artıracak ve motivasyonunu artıracak şekilde kolay bir soru sistematiği çıkar. Sonra Ali Bey, bütün sorular kolay olsa 5 kişi de yanıtlıyor, seçemiyoruz. Evet. Nasıl yapacağız o zaman? Hiç kimsenin şöyle düşünüyorum. Çocukların ilk 5-6 soru bir anda çözemediği bir yerde çocuğun bu anlamda tüm özgüveni kaybolur ve derste motivasyonu düşer. Peki. Sınavdan çıktıktan sonra çocuklar Sayın Yalçın bir saniye. Ya her